Sayın Başkanım, değerli milletvekillerim, partimizin her kademesinde mücadele eden siz örgüt üyelerimiz, abilerim, ablalarım, benim kardeşlerim hepinizi saygıyla selamlıyorum öncelikle. Ben Onursal Adıgüzel, İstanbul milletvekiliyim. İstanbul 1. bölgedeyim. Gençlik kollarımızdan geliyorum. Partimizin de en genç milletvekiliyim, 30 yaşındayım şu an. Ön seçimle İstanbul 1. bölgeden milletvekili oldum. 2012'den beri aynı zamanda parti meclis üyesi olarak çalışmaya devam ediyorum. Buradan Yaşar abiye de bir teşekkür etmek istiyorum. Hem bugün bizi burada misafir ettiğiniz için il başkanımıza, hem de seçim çalışmalarında gelip sizin Bilecik'le hemşehrilerinizin orada Cumhuriyet Halk Partisi'nde destek olması için, özellikle Kartal'da bize çok destek oldu. Onun için kendisine bir daha bir teşekkür etmek isterim. 7 Haziran seçimleri hepimiz için çok önemli bir süreçti. Ve ertesi günü şunu gördük: halkımız kimseye tek başına iktidar olma şansını vermedi. Bunu anlayabildik ve dedik ki yeni dönemde siyasi partilere çok önemli bir görev düşüyor. Mevcut iktidar 13 yıldır insanlık onurunu ayaklar altına alan, bizim görmezden gelen, sosyal yardımları bile hakta, hak temelli değil de yandaş ve ranttaş temelli dağıtan bir hükümet vardı. Buna karşı da halkımız dedi ki %60 biz gitmesini istiyoruz, yeni bir yapı istiyoruz dedi. Ne yazık ki süreci biraz ilerlettikten sonra gördük ki %60 diye bir şey yok. Ne yazık ki MHP ve HDP hiçbir şekilde uzlaşmayacaklar ve Cumhuriyet Halk Partisi'nden başka da bütün partilerle görüşebilecek hiçbir yapı da yok. Yani kuruluşumuzdan beri olduğu gibi, bu ülkenin kuruluşundan beri olduğu gibi Kurtuluş Savaşı'nı, kuruluş mücadelesini veren Cumhuriyet Halk Partisi'ne yine tarihi bir görev düşüyordu. Bu ülkedeki, Allah rahmet eylesin, her gün şehit veriyoruz. Hepsine buradan gani gani rahmet diliyorum. Türkiye'de yeni bir uzlaşı ortamının oluşmasını sağlamak, bu ülkenin çocuklarının ölüyor, onların yaşayabilmesini, insanca yaşayabilmesi için uzlaşı ortamını sağlamak Cumhuriyet Halk Partisi'nde düşüyordu. Bu noktada da Cumhuriyet Halk Partisi şunu söyledi: bireysel çıkarlarını her zaman geride bırakarak önce parti demedi, önce ben demedi Sayın Genel Başkanımız, önce Türkiye dedik. Ve sıralamamızı da önce Türkiye, sonra Cumhuriyet Halk Partisi diyerek biz Türkiye'de ekonomik anlamda, demokratik anlamda, insani koşulların oluşması anlamında elimizden ne geliyorsa gövdemizi taşın altına koymaya hazırız. Yeter ki bu ülkede çocuklar ölmesin ve yatağa aç girmesinler dedik. Buradan bir adım attık ve 14 ilkemizi parti meclisi toplantısında, ilk seçimden sonraki parti meclisi toplantısında Genel Başkanımız açıkladı. Hepimizin bildiği 14 ilke. Bunları daha sonra 5 başlık altında tekrar toparladık. Bunlardan birincisi dış politikaydı. Libya'yla, Mısır'la, Irak'la, İran'la, Suriye'yle yaşadığımız sıkıntılar, Avrupa Birliği sürecinin ki AKP'yi buraya getiren bir süreçtir, gerçekten o kazanımları sağladığı süreçtir. Bu sürecin tıkanmasıyla ilgili bu sorunların hepsini özetleyen bir dış politika başlığı koyduk. Biz Türkiye'nin her yerini geziyoruz. Türkiye'de milyonlarca Suriyeli var. Kaç bin olduklarını bile bilmiyoruz. Daha acısı, Suriyeli çocuklar şu an Türkiye'de hiçbir şekilde eğitimden, kayıt altına alınmadan büyüyorlar ve acaba 10 yıl sonra, 15 yıl sonra ne olacak hiç bilmiyoruz. Çünkü tek bildikleri insanları öldürmek. Babaları Suriye'de savaşıyor, bazen belki geliyorlar ve gelecekle ilgili çok derin kaygılarımız var. Bununla birlikte ekonomimize direkt zararları var. İş dünyasıyla diyalog platformu var Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Antep'te bir toplantı yaptı, ben de katıldım. Antep'teki toplantıda bir işveren şunu söyledi: Suriyeliler burada günlük 10 liraya çalışıyorlar. O zaman bizim kardeşlerimize zaten iş imkanı kalmıyordu. 900 kilometre sınırımız var o bölgede. Sınır ticareti çok güçlüdür Türkiye'de. Ne yazık ki ticaret tamamen durmuş durumda. Ve bu dış politikadaki sıkıntıların ki şu anki başbakan bunun stratejistidir. Bir de böyle stratejik derinlik diyordu ama stratejik körlük aslında geldiğimiz noktada. Ciddi bir trajedi. Türkiye'yi milyarlarca dolar da ekonomik anlamda sıkıntıya sokan, sokaklarda her 5 kişiden seçim çalışmasında elini sıktığım bir kişi Suriyeli çıkıyordu. O istiyoruz. Diyor ki ben Türk değilim, Suriye'den geldim. İstanbul'da böyle sıkıntılar var. Biliyorum, Bilecik'te gelmişlerdir eminim. Burada da böyle sıkıntılar var. Biz bu noktada şunu söyledik. Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün her zaman söylediği gibi yurtta ve dünyada barışın sağlanabilmesi için elimizden geleni yaparız dedik. Dış politikayı da yine bu noktadan alarak
konumlandıralım istedik. İkinci başlık ekonomiydi. Türkiye'nin ciddi ekonomik sıkıntıları var. Gençlerimiz işsiz. OECD sıralamasında, yani OECD ülkeleri sıralamasında birinci sıradayız. %28.4 ile genç işsizlik oranında. Gençlerimizin %28.4'ü işsiz. Üniversitenin işsizleri hiç söylemiyorum. Çünkü onlar çok daha fazla. Ve çok önemli olan işte çiftçilerimize, memurlarımıza, emeklilerimize, asgari ücretliye taşeron çalışanlara yönelik çözüm önerilerimiz vardı. Bu aslında insanca yaşam koşullarını sağlayabilmekti. Ve ekonomimizin katma değer yaratan, Türkiye'yi daha ileriye, daha başarılı taşıyabilecek bir hale gelebilmesi için bir devrim yapılması belki de sadece kendilerine rant sağlayan sektörlerin desteklenmesi değil, Türkiye'yi aydınlık günlere taşıyabilecek, ekonomik anlamda refah seviyesine çıkarabilecek yatırımların yapılabilmesi için bir yol çizdik. Anayasa zaten hepimizin içinde bir yaradır. Her günde gasp edildiğini görüyoruz. Oradaki yetkileri Cumhurbaşkanı tarafından gasp edildiğini görüyoruz. Sadece anayasada Cumhurbaşkanı'nın seçilme yöntemi değiştirildi. Yetkileri değişmedi. O yetkilerin de değiştiğini zannediyor ama 1 Kasım seçimlerinde o dersin alacak böyle yetki gasp etmek, hükümet kurdurmamak nasıl oluyormuş? Cumhurbaşkanı bence 1 Kasım seçimlerinde halkımız gerekli dersi verecek Cumhurbaşkanı'na da. Çünkü ciddi bir yetki gaspı var. Özgürlükçü bir anayasa dedi Cumhuriyet Halk Partisi. Hukukun üstünlüğüne inanan, güçler ayrılığı ilkesinin olduğu, parlamenter sistemin güçlendirildiği bir anayasa oluşturalım. Özgürlükçü bir anayasa olsun dedik. Diğer bir başlığımız eğitim. Eğitim hepimizin içinde yaradır. Sıkıntılarımız her gün büyüyor. Eğitim sistemimizi yeniden yapılandıralım. Burada işte diyorlar ki ya siz eğitim sistemini yeniden yapılandırınca imam hatiplere karşı mısınız? Hayır. Biz imam hatiplere karşı değiliz. İmam hatipte okumak isteyen öğrencilerimiz gidip imam hatipte okuyabilir. Ama Türkiye'de tek meslek de imamlık değil. Daha iyi tornacılar yetiştirelim, meslek elemanları yetiştirelim, sporcular yetiştirelim, sanatçılar yetiştirelim. Bunların yetişebilmesi için de o eğitimleri veren yeni okullar açalım. Katma değer yaratan sektörleri güçlendirelim. Üniversitelerimizde Ar-Ge güçlensin. Eğitim sistemimizde değerlendirmeler var. Dünya standartlarında şu an okuma yazmayı öğretemiyoruz. PISA değerlendirmesine göre dünyada okuma yazmayı öğretmede 49. sıradayız. Matematiği, feni, fiziği geçtik. Yani onlar artık bir kenarda dursun. Daha okuduğunu anlayamıyor çocuklarımız. Böyle bir eksiklik var. Ve son 13 yılda 11 kez eğitim sistemimizde değişiklik yapılmış. Değiştirdiğimiz bakan sayısı da ne kadar başarılı olduğunun zaten göstergesidir. İşte bu noktada geleceğimizin birileri tarafından satılmasına, karartılmasına izin vermemek için bir eğitim reformuyla hem üniversitelerimizi bilim yuvası yapalım, gerçekten özgün, bilimsel, layık eğitimin olduğu yerler olsun istedik. Bunu anlattık. Neden bunu söylüyoruz? Türkiye'nin ekonomik kurtuluşu da eğitimden geçecek çünkü. Hepimizin cebinde cep telefonları var. Cep telefonlarında programlar var. Biz bu programları da yurt dışından satın alıyoruz. Telefonları da yurt dışından satın alıyoruz. Kendi topraklarımızda yetişen tohumları da yurt dışından satın alıyoruz. Anadolu'nun değerleri de yok oluyor aslında. Diyoruz ki işte bu bilime yapılan yatırımla en basiti bir telefonda kullandığımız WhatsApp programı var. Bu gazeteci arkadaşlar Mert'e selamlıyorum. Kullanıyorlardır. Çok iyi bir iletişim sistemidir WhatsApp. WhatsApp 2 sene önce 18 milyar dolara satıldı. Niye verdim bu örneği? WhatsApp birkaç tane gencin buldu, sonra yatırım aldığı bir proje. 18 milyar dolara satıldı. Bizim kocaman binaları olan, kabloları olan telekomumuz, üzerine tüpraş, üzerine de pet gibi koyduk. Hepsi 18 milyar dolar etmedi. Bir bilgisayar programı kadar etmedi. İşte bizim katma değer yaratan sektörleri burada güçlendirmemiz lazım. Yine eğitimle ilgili çok önemli bir örnek var. Türkiye'de 6 milyon öğrenci var. Hepsinin yurt sorunu var. Sizler de yaşıyorsunuzdur. Yakınlarınıza yurt ihtiyacı oluyor. Yaşar abi de çok rahatsız ediyorsunuz. Rahatsız diyeyim de talep ediyorsunuzdur. O da elinden geleni yapıyordur ama çok zor. Çünkü 15 öğrenciye bir yurt düşüyor bu ülkede. Ama TOKİ yurt yapmıyor. Cumhuriyet Halk Partisi dedik, diyor ki biz TOKİ'ye sadece residence'lar, lüks daireler yaptırmayalım, yurt yaptıralım. Ama yok, rant olmazsa biz inşaat yapmayız diyorlar. Öğrencilerin geleceği umurumuzda değil, barınma sorunu yaşayabilirler. Çünkü rant yok, yurtlarda hiçbir rant oluşmuyor diyorlar. İşte eğitim sistemimizin bir değişikliğe ihtiyacı vardı. Bir de Türkiye'de yaşanan, özellikle de son günlerde acısını daha çok hissettiğimiz toplumsal barış. Bunun için de Cumhuriyet Halk Partisi'nin
aslında çözüm önerisi çok netti. Samimi olunsun, meclis çatısı altında halk bilgilendirilerek çözüm önerileri sunulsun. Kesinlikle kişisel bir ajandanız, bir angajmanınız olmasın. Biz meclis çatısı altında bu sorunu çözebiliriz dedik. Hatta bir parti meclis toplantısında genel başkanımız basın açık kısmında dedi ki, benden eğer meclis çatısı altında çözmek istiyorsanız bu sıkıntıları, açık kredi size, gelin çözelim. Cumhurbaşkanı olan zat şu anki elinin tersiyle dedi ki, ben sizin kredinizi de istemem, desteğinizi de istemem, ben çözerim dedi. Zaten 7 Haziran'a kadar bir silah bile patlamıyorken bir anda iki tarafın birden birbirine saldırısı da nasıl bir siyasi rant ilişkisinin olduğunun en büyük göstergesidir bir Kasım seçimlerine giderken. İşte bu noktada Cumhuriyet Halk Partisi şunun üzerine basa basa söylüyor. Biz bu ülkedeki çocukların ölmesini istemiyoruz. Ben bir genç olarak AKP'ye ne kadar uzakken koalisyon kurma noktasında hepimiz özellikle sokağın beklentileri doğrultusunda genel başkanımıza tam yetki verdik. Kendisi de bütün görüşmelere baştan sona katıldı. Ve bu önerilerimizle birlikte, bu 5 başlıkla birlikte ilk görüşmede şunu söyledi. 14 ilkemizi biliyorsunuz. Bu 5 başlık Türkiye'nin temel sorunları. Biraz önce saydığımız toplumsal barış, anayasa, eğitim, ekonomi, dış politika. Davutoğlu diyor ki evet, çok doğru, tespitleriniz çok doğru, aile sigortası projeniz çok haklı, çok doğru projeleri var partinin. Sayın Genel Başkanımız bir de şunu anlatıyor, diyor ki bakın, Türkiye'de bir koalisyon olacaksa yüksek profilli olmalı. Yüksek profilli demek toplumun uzlaşısıyla oluşacak bir koalisyon demek. Bununla birlikte samimiyet ve güven istiyoruz diyor. Neden samimiyet ve güven istediğimiz de şunu anlatayım. Çünkü sonra da samimi çıkmadıkları ortaya çıkacak. Daha 2011 seçimlerinde bir yemin krizi vardı. Hepiniz iyi hatırlarsınız bu yemin krizini. İşte bu yemin krizinde bütün grup başkan vekilleri toplanıyorlar ve anlaşıyorlar. Diyorlar ki işte yarın bu sorunu çözeceğiz. Milletvekillerinin de yemin etmesi sağlanacak diyorlar. Uzlaşıp bir anlaşıp çıkıyorlar. Ertesi gün AKP'li uzlaşan arkadaşımız çıkıyor, diyor ki biz diyor anlaşma falan yapmadık, hiçbirini kabul etmiyoruz. Onun için çok ciddi bir samimiyet zorunu vardı, onu da söyledik. Samimiyet ve güvenin önemli olduğunu, yüksek profilli bir hükümet olması gerektiğini. Bir de en az 2 yıllık bir reform hükümeti. Çünkü Türkiye'nin çok büyük sorunları var. Bunun çözülebilmesi için. 2002 yılında ekmek kaç paraydı hatırlıyor musunuz? Ben size söyleyeyim, 20 kuruştu. Şu an 1 lira ekmek İstanbul'da. Et 7 kat daha pahalı. Bir asgari ücretli maaşıyla alacağı etin şu an 7'de 1 kadar et alamıyor bile. Daha da azalmış bir durumda. Bu şartlarda Cumhuriyet Halk Partisi bütün özverisiyle, bütün imkanlarıyla koalisyonu yapalım dedi. İşte bunların hepsini anlattıktan sonra Davutoğlu dönüyor ve diyor ki genel başkanımıza, müzakerelere başlayabiliriz diyor. Bu çok önemli, müzakerelere başlayabiliyor olmak. Ama oradan Ömer Çelik araya giriyor. Diyor ki müzakere demeyelim diyor. Ön görüşme diyelim diyor. İşte orada zaten sarayın ne istediği belli. Saray diyor ki, Davutoğlu ben müzakere başlayacağım dediği nokta, saray diyor ki yok kardeşim siz yapamazsınız, bu ön görüşme müzakere değil diyor. Oradan başlayan bir müdahale var zaten süreci. Biz bütün samimiyetimizle gerekeni yapmaya çalıştık. Kurulmadıktan sonra da Ali abi biraz önce çok doğru söyledi. 40 günlük falan bir süreç gibi görünüyor. Ama işte Yüksek Ailesi Şura bayram tatili derken toplamda 10 günlük bir görüşme süresi ki bu da çok doğal bir zaman. Onların zaman kaybettirmeye çalışmasına rağmen ki bu sürecin sonunda 5 gün kalmasına rağmen yine Cumhuriyet Halk Partisi'ne yetkiyi vermediler. Neden vermedi Cumhuriyet Halk Partisi'ne yetkiyi? Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi tam anlamıyla toplumda şu an bir uzlaşı yaratmış durumda. HDP'si de, MHP'si de, AKP'lisi de diyor ki Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin temel taşıdır, temel direğidir. Bu koalisyonun içinde olması gerekir. Cumhurbaşkanı da bundan rahatsız oluyor. Bu hükümet kurdurulmasın, ne olursa olsun diyor. Dün yaşadığımız da ayrı bir kepazeliktir. Bunların işte birbirine olan saygısını, partilere olan, demokrasiye olan saygısını göstermektedir. Bizim milletvekillerimize
ya da herhangi bir partinin milletvekiline genel başkanları aşarak, partinin tüzel kişiliğini aşarak bakanlık teklif ediyorlar. Böyle bir şey kabul edilemez. Her yerde samimiyetsizliklerini göstermek istiyorlar. Onun için şunu tekrar tekrar söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi önce Türkiye diyerek, önce Türkiye, sonra partimiz diyerek elinden gelen bu koalisyon görevlilerini de yapmaya çalıştı. Ama AKP bütün samimiyetsizliğini son kertede gösterdi ve ben Beştepe'nin yolunu bilmeyenlere hükümet kurma yetkisi vermem gibi de kargaların güleceği bir açıklamayla, ki genel başkanımız şunu da söylemiştir, lütfen bunu da es geçmeyelim. Demiştir ki anayasa, ben Kaçaksaray'a anayasal gerekler dışında gitmem. Yani anayasanın verdiği bir yetkiye göre işte yetki almaya giderim. Ama herhangi bir resepsiyona, orada bir yemeğe, kutlamaya gitmem. Çok da doğal bir tepkidir bu da. Çünkü o saray bizim çocuklarımızın geleceğine yatırılması gereken paralarla yapıldı. Ve kaçak bir saray. Şu an başbakanlık sarayı ama cumhurbaşkanı oturuyor. 1 Kasım'dan sonra da orayı ot diye vereceğiz. Cumhurbaşkanı da gider Çankaya'da oturur diyoruz. Orada da hiçbir sıkıntımız yok. Ama biz bütün samimiyetimizle iktidarı kurmaya, Türkiye'nin ekonomik anlamda ciddi sıkıntıları var, bunlara çözüm önerileri bulmaya, demokratik anlamda, toplumsal barış anlamda sıkıntılar var, bunlara çözüm önerileri bulmaya, eğitim konusundaki sıkıntıların çözülmesi için, elimizden geleni yapmak için mücadele ederken, sadece ben başkan olayım, başkan ne olursa olsun bu ülkede, işte gezi sürecinde yaşadığımız gibi, benden olmayanların başına ne gelirse gelsin, gerekirse ölsünler diyen bir bakış açısı hükümetin kurulmasına da izin vermedi. Başbakan'a da üzülüyorum. Çünkü bir yetkisi yok. Orada bir oturuyor. Ama ortada başbakan yok. Çünkü hiçbir yerde irade koyamıyor ortaya. Yine tarihi bir misyonla, özellikle Orta Doğu'daki barışın sağlanabilmesi için, Türkiye'de askerlerimizin, polislerimizin ölmemesi için bize tarihi bir görev düşüyor. Hep birlikte bu mücadeleyi sürdüreceğiz. 1 Kasım'da hem Bilecik'te birinci parti olacağımıza inanıyorum ben. Hem de Türkiye'de artık bir şeyleri değiştireceğiz. Burada da bu güç, bu enerji sizlerde var. Tek başına Onursal bunu başaramaz, Yaşar abim başaramaz. Ama sizler omuz verirseniz Bilecik'te de birinci oluruz, Türkiye'de de birinci oluruz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Size saygılar sunuyorum. Sağ olun.